Dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videoda 17 sayısının etkisini ve ülkemizde bu sene neler olabilir? Ee, bu sayının etkisini e, ülkemizdeki etkisiyle bağlaştırıp ne olabileceğini tahmin etmeye çalışacağız. Neden 17 sayısına e, değinmemiz sebebi arkadaşlar? Türkiye'mizin ülkemizin. Natal haritasında solarak güneşin veya progres fark etmiyor. 17 derece kovaya gelmesi. Şimdi arkadaşlar, daha önce bazı videolarda gösterdim. 17 sayısının en önemli teması ölümle alakalı konulardan bahsetmesidir. Hatta bir videoda da anlattım. Bunun sebebi şu. 1 ve 7 sayısı arkadaşlar. E, astrolojide yükselen ve DSC. Aslında burası hayat aksı, doğu batı dünyaya nefes aldığımız şey. Ama DSC'nin diğer anlamı neydi arkadaşlar? Açık düşmanlar. Ya burası hayat aksı. Toplamı 8. Ölüm. Ama biz şunu da biliyoruz ki 8 sayısı sonsuzlukla işareti. Akrep burcunun sayısı ve Akrep burcu ölüm ve ölümsüzlük. Çünkü ölüm diye bir şey yok. Pluto. Evet, ölüyorsunuz, bedenen gidiyorsunuz ama ruhunuz devam ediyor. Dolayısıyla bu sayının ilk teması arkadaşlar ölüm konularıyla alakası, alakalı olmalı olması. Şimdi bunun birkaç örneğini göstereceğim. Ee, diğer hususta arkadaşlar yine 17 sayısı 8 rakamı e, akrep enerjisi krizlerle de ilişkili olabilmesi e, güçle de alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla yani 17 sayısı evet ölüm ve ölümsüzlük. Bu arada ölümler 17 sayısında arkadaşlar ölümsüz olaylar. Bunu da bir tarafa not edelim. Ee, bu sene işte hani bir yerel seçim yaşanacak arkadaşlar. Sonuç ne olur? Bilemiyorum. Yani belki mesela en önemli seçim arkadaşlar şu İstanbul. Geri seçimleri ben hiç ciddiye bile almıyorum. Çünkü Türkiye'nin şeyi orada. Ee, varsayalım ki Murat Kurum kazandı. Ee, bu sadece Tayyip Erdoğan için biraz daha nefes alma olacaktır arkadaşlar. Tayyip Erdoğan için gerçekten çok zor bir dönemdeyiz. Şimdi bu sene 17 sayısına Türkiye'nin progres güneşi gel geliyor. Bu ülkemizde önemli bir siyasi liderin ölümüyle de sonuçlanabilir arkadaşlar. Ama bu Tayyip Erdoğan bunu ben bilemem. Ben Mesela insanların artasını incelerken şu kişi ölür ölecek. Bunlar hoş şeyler değil. Bunu bilemem. Belki de olmaz. Ama 17 sayısı zor bir sayı. Dolayısıyla bu sene Tayyip Doğan'la ilgili yani uçacak, kaçacak, şöyle olacak diyen astrologlu arkadaşlara söyleyeyim. Mi? Önce bir sayıları da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bakın evren gerçekten çok gelişmiş bir matematik. E, i̇kinci kitabımız Ayşegül Alkan arkadaşımla yazdığımız. Ne zamana biter çok da uğraşmıyorum arkadaşlar. Ne zamana hazır olsa o zamana biter. Ama bu kitap çok değerli bir kitap burada çok çok sayıda örnek olacak 17 sayısı ile ilgili. Şok olacaksınız arkadaşlar. Yani o bahsettiğimiz veriler boş veriler değil. Zaten çok fazla örnekli anlatım var. Ben böyle teoriyi böyle e, allayıp bullayıp kelimelerden hoşlanmıyorum. Zaten ilk kitabımı okuyanlar bilir. Teoriyi anlaşılabilir tutup bol örneklerle insanlara anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ekranı paylaşacağım. Bazı şeyler göstereceğim size. Şimdi ülkemizin şuradan solar arka haritasını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pardon bu Tayyip Erdoğan'ın. Şu ülkemizin haritası. Solar arka haritasına gördüğünüz gibi pardon şunu yanlış girmişim. Özür dilerim. Olabilir. Genciz arkadaşlar. Her genç hata yapabilir. <laughs> Evet şu solar ark haritamız. Gördüğünüz gibi Türkiye'de solar ark güneş 17 derece kovaya geldi. Bakın burada e, ölümle alakalı konuları da anlattığını söylemiştim. Şimdi değerli dostlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, vefat ettiğinde e, İstanbul saat 9'u 5 geçe. Dikkat ederseniz güneş de 17 derece. Akrep'te, kuzey ay düğümü de 17 akrep'te. Evet, bir liderin güneş ölümü. Hem de akrepte arkadaşlar. Ama ölüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ama ölümsüz bir lider olarak hatırlanıyor. Kuzey Ay düğümü gelecekte de hep ölümsüz olarak hatırlanan bir lider. Ve Uranüs de Güney Ay kavuşmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir devrimci figür. Evet o devrimci bir figürlü işte geride kalmış bir kozmik bir insan. Ben hani diyorum ya, Atatürk kozmik bir insan. Burada da Uranüs Günya Ödümü vefat anında destekliyor bu bilgiyi. Ölümsüz bir lider. Arkadaşlar şu hani Tayyip pardon belki olabilir diye düşündüm Çağrı ikincilik falan. Belki. Yüz yüz kanıtlayamayız. Bilemeyiz arkadaşlar. Çağır ve ailesinin ölüm tarihi arkadaşlar. 17 Temmuz 1918. Bakın 17 sayısı. Büyük Gölcük depremi arkadaşlar ne zaman oldu? 17 Ağustos. Maraş depremi olduğunda arkadaşlar güneş 16.58 kovadaydı. Şöyle hemen Maraş depremini açayım. 6 Şubat yani 2 dakikalık ortada arkadaşlar. 17 sayısı ölümle alakalı konular derken. Ve deprem anına bakar mısınız arkadaşlar? Saat 4 ama 4.17. 17 sayısı toplamı 21 kurban olma enerjisi. Pazarcık. Bakın. Şöyle açalım. Aa, şuradan arkadaşlar 1658 bakın 2 dakikalık. Artık 17'ye bağladık. Ölümle alakalı konular boşuna demiyorum arkadaşlar. Şimdi evet 17 sayısına geliyoruz. Şuradan progres haritada da arkadaşlar özellikle bu sene Şöyle açıyorum. Ay da 17 dereceye gelecek. Özellikle şu... Haziran mıydı? Progress ay. Yine yanlış şeyi açtık. Şunu 29 yapacağız. 16-38. Yani Temmuz'da... Bu sene Temmuz ayında arkadaşlar... Progress ayımız... 17 dereceye geliyor. Gördüğünüz gibi. Temmuz ayında... Hem güneş 17 derece hem de progres ay 17 derece. Bu sene Satürn yine transit Satürn 17 dereceyle bir temas edecek. İşte bunlar arkadaşlar ölümle alakalı konular. Ee, yani bir işte Satürn sonuçta işte bir devlet düzen, devlet insanında anlatabilir. Önemli bir devlet otoritesinde anlatabilir. Ama bu bir bürokrat da olabilir. Ee, bu tarihler arkadaşlar Ölüm teması öne çıkabilir Türkiye'de. Ama bu bir lider figürü mü olur? Güneş lider figür olduğu için işte onlar şüpheleniyorum. Bunu göreceğiz. Şimdi değerli dostlar Tayyip Erdoğan bu sene Solar Return haritasına bakalım. Ee, arkadaşlar Solar Return haritalarda derecelere çok çok dikkat edin. Biz hiç onları Solar Return bu sene işte mesela Tayyip Erdoğan'ın Oğlak gelmiş. Otorite falan. Tamam. Ama bakar mısınız arkadaşlar Solar Return 16.58 2 dakikalık ort 17. Ve Solar Return MC 10.57 akrep yani 3 dakikalık 11 Uranüsyen derece. Uranüsyen derece ve Mars ve Venüs tepe noktasına kare. Yani burada ee, şey dozunu arttırabilir toplumda sevgisi çok düşebilir arkadaşlar. Ama Solar Return yükselen 17 Oğlak. Yani sonuçta evet hayatın, bunu bilemem. Sağlık sorunlarından bahsediliyor falan. Bilemem. Zaten böyle bir de şey yapmam arkadaşlar. Mesela bir kişi için Allah belasını işte bilmem e, ki öyle olsun gitsin falan demem. Ee, üzerime hiç öyle bir yük almam arkadaşlar. Kimse için bir şey dilemem. Herkes ne yaptıysa o kendi kaderiyle karşılaşır. Yani onu ben bir şey diyemem. Ama buradan gördüğümüz görüntü arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın solar çöl yükseğinde 17 derece. Şurada 2 dakikayı geçin arkadaşlar. Sonuçta bir saniye farkıyla da olabilir yükseni. 17 derece olması işte arkadaşlar bu anlamda Tayyip Erdoğan için zor bir yıl. Bakın Kuzey ay düğümü de 17 koça gelmiş solar törnünde. Şiron'da 17 koç. Yani Kuzey ay düğümü Şiron solar Return yükselenine kare ay düğümleri Sonuçta karmik etkileri var ve gelecek ve geçmiş kapısı bakın 17 sayısı. Hem de şiron. Şiron fiziksel ve psikolojik yaralar. Yükselenine solar biton, yükselenine kare. Şimdi dikkat ediyorsanız arkadaşlar sayıları da artık işin içine koyuyoruz. Bu yüzden her birimiz arkadaşlar astroloji ile ilgilenen şu sayılara da lütfen ama lütfen dikkat edin artık. Sayıları da anlayacağız, sayıları da işin içine e, koyacağız arkadaşlar. Ve neden bu sene Tayyip Erdoğan için çok zor bir yıl arkadaşlar? Öncelikle 2024, 8 sayısı, 48. evde, solarak güneş Türkiye'nin 17 derece, progres ayı 17'ye gelecek Temmuz'da, Tayyip Erdoğan'ın solar returnu 17 derece Oğlak'ta, ve kuzey ve şiron kavuşumu 17 koçta kare yapıyor. Hep 8. 8 akrep burcunun sayısı. Ölüm ve ölümsüzlükle de alakalı ama krizlerle de alakalı. Dolayısıyla e, bu sene yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan uçacak kaçacak diyen arkadaşlara sevgi ve selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Hadi diyelim ki yerel seçimleri ezerek kazandı. Bütün şehirleri aldı. Sonra ne olacak? Yani hep deniyor ya. Yere seçimden sonra Türkiye ekonomisi gününü görecek. Evet. Gerçek. Hatta daha önce videomda da yapmıştım. E, Neptün 29 derece ayak kare. Yoksullar görecek arkadaşlar. Öz Çünkü yoksullukla da çok bağlantılı Neptün. Yoksul halk sınıfları çok ciddi zorluklar çekecek. Tayyip Erdoğan için çok zor arkadaşlar. Ama Tayyip Erdoğan işte o e, 17 derece kovaya gelen güneş, ölümle alakalı konular. Gerçekten Tayyip Erdoğan bu anlamda ölümle yüzleşebilir mi ihtimal var. Ama ben bilemem arkadaşlar. Yani işte tariflerden öncelikle bu tür şeyler söyleyeyim. Bizim haddimize düşmez. Ama o risk var. Onun dışında 8 sayısı arkadaşlar krizlerle de alakalı. Ya Tayyip Erdoğan ve bu seni 8 sayısı. Ya yani bu sene Tayyip Erdoğan zaten solar return yükselinde 17 kova. Şey 17 oğlak. Zor. ...zor bir zaman... ...bu sene Recep Tayyip Erdoğan... ...için arkadaşlar... ...hani e, görüyorum, duyuyorum... ...bazen astrologla... ...şöyle olacak, uçacağız, kaçacağız falan... ...yani... ...onlara da teşekkür ediyorum ya... ...onlar sayesinde ben astrolojide daha çok... ...emek veriyorum arkadaşlar... ...çünkü astrolojiye bu kadar emek vermemin sebebi onlar... ...bunu samimiyetle söylüyorum... ...çünkü yani görüyorum yani ilkokul çocuğu bile... ...bu kadar saçma sapan yorumlar yapmaz... Ondan sayesinde ben de astrolojide bu kadar emek veriyorum. Ee, zor bir sene sadece bizi değil dünyayı da bekliyor arkadaşlar. Bir önceki videoda Vladimir Putin'i e ilgili yapmıştım. Dünyanın hani bu zor döneminde dönüşüm zamanında ne olabilir ben de bilmiyorum. Ama bu sene dünya bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşüm ülkemizde fazlasıyla hissedilecek arkadaşlar. Ee, çok fazla veri var da kafaları karıştırmak istemiyorum ama bu senenin ayrıca Türkiye'nin solarak güneşinin 17 dereceye gelmesi 8 sayısı ha belki bu Tayyip Erdoğan'ı etkilemeye de bilir bilmiyorum. Ama zor kriz zorlayıcı bir şeyle karşılaşacağımız buradan da belli. Hani ben ekonomiye bakıp alanım ekonomi aslında arkadaşlar. işletme bölüm mezunuyum. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Yani ha şöyle süper güç olacağız, uçacağız diyenlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum buradan. Ee, bence biraz önce ekonomi öğrenin, ondan sonra astroloji öğrenin. Size onu söyleyeyim. Ta 2021 yılında Aralık ayında bir uyarı videosu yapmıştım. Neptün e, 10. evimize geçiyor, Pluto 8. evimize gireceğiz, işte süper güç olacağız diyenlere sevgi ve saygılarımı o videoda iletmiştim arkadaşlar. Yani Hayal aleminden uçarsanız arkadaşlar ben de mesela evrenin en güçlü insanıyım. Palavra, Aa, evrenin hemen en güçlüsü yok arkadaşlar. Ben süper ötesiyim. Muhteşemim. Yani sallamak kolay arkadaşlar. Sallayın. Sıkıntı yok. <laughs> Ama gerçekleri değiştiremeyiz. Gerçekler acıdır. Ama mesela benim için gerçekler acı değil arkadaşlar. Ben gerçekleri seviyorum. Hatta kendimle ilgili de. Gerçekler güzeldir. Ama gerçeklerden kaçamayız. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.